Merhaba arkadaşlar. Deniz'in El İşi Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle güzel bir bebek patiği yapacağım. Gördüğünüz gibi çok şık. Şimdi bu bebek patiğim arkadaşlar şöyle ölçüyorum. 12 santim. 12 santim olunca bu bebek patiğim 18 ay ve 2 yaş için. 18 aylık olan 18 aydan 2 yaşa kadar kullanılabilir bir patik. Çünkü açılabiliyor. Nasıl yaptığımı hemen anlatayım. İpim arkadaşlar Alize'nin soft bebek yünü bebek patiği için kullanılıyor. Ben şöyle krem ve bundan mordan yapacağım arkadaşlar. Örnekte görüldüğü gibi. 48 ilmekle başlıyorum. Şişim 2,5 numara. Şöyle şişimi yan yana getiriyorum. Şişlerimi. 48 tane ilmek atacağım. Şişim misinalı şiş. İlk sıramı rahat yapmam için iki şişi yan yana getiriyorum. 48 tane ilmek atacağım. Evet arkadaşlar, 48 ilmeğimi yaptıktan sonra attıktan sonra şişimi birini çekiyorum. Şimdi patiğimizi bu taban kısmından örerek başlıyorum. Sonra orta kısım, sonra bu bilek kısmında bitiriyorum. 3 bölümden oluşuyor. 1, 2, 3. Şimdi arkadaşlar 48 ilmek başladıktan sonra sağdan ve soldan arttırma yapacağız. 4 tane bu taraf, 4 sağ, 4 sol ve ortaya geliyoruz. Ortadan da 4 sağ, 4 sola artma yapacağız. İlk başlarken 2 tane orta noktayı bulup ortada 2 tane örüyoruz. Onun sağına ve soluna artma yapıyorum. Ortada 10 tane ilmek olana kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Haroşamı böyle tersten başlıyorum ve bir tane arttırıyorum. Şimdi bunun ortak noktasını bulmam lazım. 48 tane 2 4 6, 8, 10, pardon. iğnemi takacağım arkadaşlar. 23 tane bulmam lazım ortada. 2, 4, 6, 8, 10.
12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 23. 23, 23 sağda, 23 solda kalacak. 23'ün tam şu ortası benim orta noktam. 24. Şurası orta noktam. Buraya gelene kadar örüyorum. Buradan sayalım şimdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tekrar sayalım buradan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 24. Yani şu bir artmayı saymıyorum. Tam 23 oluyor. 23'e geldiğimde buradan bir artma yapıyorum. Üstüne atıyorum arkadaşlar. Şu 24.sünü şu şekilde örüyorum. Bir tane daha örüyorum. İki taneyi örmüş oldum. Tekrar bir tane daha artma yapıyorum. Ve devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 19, 20, 21, 22, 23. Bir tane daha örüyorum ve bir tane daha aldıktan sonra hemen ilk ilmeğin yanına bir tane daha artma yapıyorum. Haroşa olarak başladım arkadaşlar. Şimdi ters tarafıma geldim. Ters tarafımda herhangi bir işlem yapmadan sıramın başına geleceğim. Ters tarafımda bütün olduğu gibi hepsini örüyorum. Şimdi ben boynumda öreceğim arkadaşlar. Sıramın sonuna geleceğim. Şimdi tekrar sıramın başına geldim. Birinci artmamı yaptım arkadaşlar. Ortada, sağda ve solda. Şimdi başta bir tane arttım. Tekrar ikinci sıramı yapıyorum şimdi. Bu işlemi 4 kez yapacağız.
Her diş sıra haroşada. Buradan bir tane birinci ilmekten sonraki yere bir tane artma yapıyorum. Bu bizim patiğimin taban kısmı. Bu patiğim 12 santim olduğu için 11 ve 12 santim olanlar 18 ve 2 yaşa kadar bu patiği kullanabilir. Tekrar ortaya geliyorum. Şimdi birinci sırada bu artma yaptığımız yere geldiğimizde buraya tekrar üstüne bir tane daha artmayı yanına bir artma yapıyorum. Ve ortada 4 taneydi. 1 2 3 ve 4. 4 tane ortada 4 ilmek oldu. Şimdi tekrar bir tane daha artma yapıyorum. Bu şekilde sıramın sonuna geliyorum. Evet arkadaşlar, şu orta kısmı 10 tane olana kadar devam ediyorum. Evet, 4 tane artmamı yaptım. 1, 2, 3, 4. İki tarafta da 1, 2, 3, 4. Artmamı yaptım arkadaşlar. Şimdi buraya pembe iplimi, mor iplimi bağlıyorum. Mor ipimi bağladım. Burada ters taraftan arkadaşlar, burası düz. Ters taraftan ikinci rengimi başlayarak gideceğim. Bu şekilde bir sıra düz gidiyorum bu şekilde. Artık burada 10 tane ilmek olduğu için ortada artık artma işlemini yapmıyorum. 1, 2, 3, 4 sıra. 4 sıra yaptım arkadaşlar. 4 diş haroşa. Bu şekilde devam ediyorum. Taraf ters, bu taraf düz. Bu ikinci ipimi bağladığımda arkadaşlar, bu ipin burada olması gerekiyor. Şu baş tarafta. Ters tarafımı ördüm ve düze geldim. Düz taraftan düz örerek bir sıra düz öreceğim arkadaşlar. Artık
düz örgüye geçmiş oluyorum. Düzelerek, örerek sıramın sonuna geleceğim. Evet, bu düz sıramı da ördüm arkadaşlar. Düz örgüye geçtim. Şu anda yaptığımız yer burası. Patiğimin şu bölümünü yapacağım arkadaşlar. Buna geldim. Şimdi bir düz, bir ters, bir tersten gittik, bir düzden. Şimdi tekrar terse geldiğimde örnek başlıyorum. Örneğim şu şekilde. Bunu örmeden aldım. Şöyle üstüne bir tane atıyorum arkadaşlar. Şu ikisini birlikte alıyorum. Bir atıyorum. İkisini birlikte topluyorum. Bir boşluk atıyorum. İki tanesini birden topluyorum. Bu sıramız da bu şekilde olacak. Bir boşluk atıyorum. İkisini birlikte topluyorum. Bir boşluk atıyorum. İkisini birlikte topluyorum. Bir tane atıyorum. İkisini birlikte topluyorum. Yine bir tane atıyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Bu yaptığımız örnekteki yer şu sıra oluşturuyor. Tabanın üst kısmını. İki alıyorum. Bir atıyorum. Bu şekilde örerek sıramın sonuna geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, bu sıram da bitti. Şu birinci ilmeğimi almıyorum. Şimdi düz olarak örüyorum. Bu sıramızı da düz olarak ters ve düz. Ajurlu kısmım bitti arkadaşlar. Şimdi bunun ajurlu olması için buraya iki kat yapmamız gerekiyor. Bunun için de yeni bir şişe ihtiyacımız var. Beyaz ipimle devam edeceğim gerisini. Buna geçmeden önce şu aşağıda gördüğümüz buradaki beyaz haroşadan ilmekler çıkaracağız. Katlayacağız şimdi ajurumuzu. Şu şekilde ilmekler çıkarıyorum. Sıranın sonuna kadar da bu şekilde devam edeceğim. İkinci bir yedek şişimizin olması gerekiyor bu şekilde.
Bütün bu sıradaki ilmekleri bu şekilde yaparak devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi bu iki şişi yan yana getiriyorum şu şekilde. Beyaz ipimle yola devam edeceğim. Önce mora, sonra beyaza. Üstten atarak. Alttan da olabilir, alttan da atabilirim. Önce moru, sonra beyazı bırakıyorum. Tekrar önce mor, sonra beyazı alıp ikisini birlikte örüyorum. Önce mor, sonra beyazı alıp ikisini birlikte örüyorum. Önce mor. Şişleri bu şekilde yan yana getirmemiz gerekiyor. Ajurlu kısmının oluşması için işlemimiz. Önce mor, sonra beyaz. Patiğimizin şu ajur bölümü. Artık tabanımızı bitirmiş olacağız. Beyaz ipimle devam ediyorum. Oraya dikkat edelim arkadaşlar. Artık mor ipi bırakıp beyaz ipimle devam ediyorum. Şimdi tekrar çıkarma işlemine, buranın devamını çıkarmaya devam ediyorum. 1 2 3 4 5 çıkarabildiğim kadar zorlandığım yerde şişimi bırakıyorum. Bu şekilde yine çıkardım. İkisini yan yana getiriyorum. Eyvah, buradan kaçırdık. Evet. Şimdi iki şişi yan yana getirip böyle yaparak sıramın sonuna geleceğim arkadaşlar. Katlama işlemimiz bitti. Burada göstereyim arkadaşlar. Katlama işlemimiz bitti. Katlama işleminden sonra düz örgüye geçiyorum. 1, 2, 3, 4 sıra beyaz örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz olana kadar, yani 4 sıra. Şimdi 3 1 2 sıramı yaptım. 3. sıram 4. sıradayım. Burada 4 sıra düz örüyorum. Beyazımı 4 sıra düz örüyorum. Beyaz ipimi
Şu bölüm. Başka hiçbir işlem arttırma falan gibi işlemler yapmadan dümdüz gidip geliyorum. Bir düz sıra, bir ters sıra, yani dört sıra örüyorum. Dört sıra düz ördükten sonra şimdi bir sıra haroşa yapacağım. O haroşamı da morla yapacağım arkadaşlar. Mor rengimle. Bir sıra haroşa. Tersten başlıyorum haroşa yapmaya. Morumla bir sıra düz oluyor. Dört sıra düzden sonra, düz işlemden sonra haroşama başladım. Şimdi bir sıra ters gidiyorum, sonra bir sıra düz yapalım. Düz sıramı gittim arkadaşlar. Şimdi tekrar bu sırada haroşa için bu şekilde devam ediyorum. Bir sıra haroşa yapacağım. Yani şurası. Bir sıra haroşa yaptıktan sonra iki sıra beyaz düz örgü yapacağım. Bir sıra haroşa bittikten sonra iki sıra beyaz düz örgü. Bir sıra haroşamı yaptıktan sonra tekrar beyaz ipimle devam ediyorum. İki sıra şuradayım arkadaşlar. İki sıra beyaz düz örgü yapacağım. Tekrar ters taraftan mor ipliğimi alarak bir sıra daha haroşa öreceğim. Şimdi bir sıra ördüm. Bir, şu iki, üçüncü. Mor 1, 2, 3. morumdayım. Şurayı. Şurayı yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 sıra beyazdan düz örgüden sonra tekrar haroşa. Ters taraftan alıyorum. İp değişimimi sürekli bu tersten alıyorum. Haroşa yaparak morumla devam edeceğim arkadaşlar. Evet, ikinci haroşam da bitti. Tekrar beyazla beyaz ipime geçtim. Beyaz ipimle devam ediyorum. Tam şişimin üzerinde 46 ilmek mevcut. Pardon, özür dilerim. 64. 64 tane ilmek mevcut şu anda. Sıramın başına gelince tekrar. Evet. Şimdi bu sıramız önemli arkadaşlar. Esas püf noktamız, örneğimizin diğer yönden başladığı yer bu sırada. Şimdi burada 64 ilmek var. 27 tanesini örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2, 4, 6, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 tane ördükten sonra ortada 10 tane kalacak. Diğer 27 tane de solda. Şimdi bu 10 tanesini çift çift keseceğim arkadaşlar. İki, iki, dört, altı, altı, sekiz, on. Tam ortada oldu. Şuradan. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi bu tarafta da 27 tane kalması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 27. Ve devam ediyorum. Sıramın sonuna kadar. Bundan sonra bir haroşa ördüğümüzde arkadaşlar şurayı yapmış oluyoruz. Bir haroşa yapıyoruz. Böyle 10 tane ortada kesiyoruz. Yine bir haroşa yapıp yine 10 tane kesiyoruz. Bir haroşa yapıp 4 kez bu işlemi tekrarlayacağım. 4 kez bu işlemi tekrarlıyorum. 10 tane burada, 10 tane burada, 10 tane burada, 10 tane. Her 2 sırada bir haroşa koyacağım. Haroşalarda herhangi bir işlem yapmıyorum. Ama diğer beyaza geldiğimde onar onar keseceğim 4 defa. Şimdi sıramın sonuna geldikten sonra tekrar haroşama başlıyorum. Her sırada beyaza geldiğimde ortada 10 tane ilmek çift keserek işleme devam edeceğim. Bu işlemi bir kez daha tekrarlamıyorum. 4 kez bu işlemi tekrarlayacağım arkadaşlar. Buradaki işlemi bir haroşadan sonra tekrar beyaza geçtiğimde 4 defa 10 tane içeride kesmiş olacağım. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar ortaya geleceğim, 10 tane keseceğim. Bu sırada 25 tane gidiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25, 25 de buradan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. 2, 4, 6, 8,
9 tane kalıyor. 2, 4, 6, 8, 9. Bir tanesini buradan eklememiz lazım arkadaşlar. Tek gelecek. Çünkü öyle çift kesince 5 kalıyordu. Şimdi 2, 2, 4, 6, 8 ve 10. Şimdi artık yavaş yavaş daralıyoruz. Tekrar bu şekilde sıramın başına geliyorum. Bunu iki kez daha tekrarlayacağım arkadaşlar. Düz tarafta ortaya gelince ikişer ikişer kesiyorum. İlk sıram buydu. Bunu 4 kez tekrarlıyoruz. Şimdi şuradayım arkadaşlar. 1, 2. Şimdi 2 kez daha onar onar keseceğim. Şu burun kısmı oluşuyor. 4 sıra bitince tekrar dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patiğimi ördüm. Son sıraya geldim. Şimdi buradaki ajurlu kısmı yapacağım. Ve böylelikle patiğimizin sonuna geliyoruz. Bunu yaptıktan sonra artık beyaz iplikle işim kalmadı. 1, 2, 3, 4 sıra haroşa ördükten sonra kesme işlemini yapacağım. İsterseniz siz biraz daha uzun örebilirsiniz. Bu sırada arkadaşlar, şekilde bir dolayıp iki kesiyorum. Bakın. Bir tane doluyorum. İki tane kesiyorum. Bir tane doluyorum. İki tane kesiyorum. Bir tane doluyorum. Şurayı yapıyorum. Bir doluyorum, iki tane kesiyorum. Bu ajurlu kısımdan patiğimizin bağcığını geçireceğiz. Çocuklar giydikleri zaman ayağından çıkmasın diye oraya fiyonk şeklinde geçirebiliyoruz. Arkadaşlar sonuna doğru geliyorum. 1 2 3 4 sıra 1 2 3 4 sıra haroşa öreceğim ve patiğimi bitirmiş oluyorum. Ben genelde boyunda örüyorum arkadaşlar. Daha hızlı örüyorum o zaman.
Bir sıra daha ördükten sonra kesme işlemini göstereceğim. Evet arkadaşlar, videolarımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız bu arada. Yorumlar yazın arkadaşlar. Yeni videolarla yeni modeller bulalım. Hep birlikte bu kış mevsiminde örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 4 sıra bitirdim. 1 2 3 4 1 2 3 4. Şimdi kesme işlemine geçiyorum. İki tane alıyor kestim. Birini üstüne koyuyorum. Kestim. Birlikte ördüğümü tekrar üstüne alıyorum. Pardon, alttan atınca daha muntazam olacak. Siz de isterseniz tersten de kesebilirsiniz, düzden de kesebilirsiniz. Fark etmez. Keserken biraz gevşek bırakmamız lazım. Şekilde devam edip sonuna geliyorum. Diğimi bitirdim arkadaşlar. Buradan dikerek geldim. Şimdi tabanını dikiyorum. Patiğimin bağcıklarını yapacağım şimdi. Buralara geçirmek için. Ön tarafı burnu 10 sıra kes 10 ilmek kese kese geldik. 1 2 3 4 sıra. Şimdi bağcıklarını yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patiklerimi bitirdim. Şöyle yandan göstereyim. İçine pamuk doldurdum biraz düzgün dursun diye, ama biri biraz tombul oldu. Fazla doldurmuşum. Bağcıklarını bağladım. Şöyle gösterecek olursam yandan, bu ayak tabanım, ajurlu kısım,
İşte böyle bitti patiğim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Önerilerinizi bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.